Merhaba gençler. Nasılsın? İyisin. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Dışarıdan birilerinin dürtüklemesiyle, birilerinin fitlemesiyle, birilerinin işte tuzaklarıyla ya da tehditleriyle parmak sallamasıyla olmasın bu işler. Bizim kendimize ait bir irademiz yok mu? Biz kendi kendimizi idare etmekten aciz miyiz? Biz kendi yöneticimizi seçmekten aciz miyiz? Onların isimleri kendileriyle uğraşsınlar. Onların memleketinde sandık kurulduğunda sandığa giden insanların oranı %40'lardadır. %50'lerdedir en fazla. %80'leri falan onları görmezler. Ama buna rağmen sanki onlarda her şey güllük gülistanı, onlarda vatandaş kendisi istediğini seçmeyi, istemediğini bertaraf ediyor. Burada da sanki 3-5 kişi yöneticinin kim olacağına karar veriyor. Hayır öyle değil. Çıkarsınlar onlar %80'lik, %80 kusurluk, %90'a yakın katılım oranı görelim. Dolayısıyla diyoruz ki bu millet kendi iradesini kimseye teslim etmez, etmeyeceğini göstermeli. Bu millet başkasının dayatmasıyla, parmak sallanmasıyla, başkasının işte ne bileyim tehdidiyle ya da tabirini mağdur görünürken diyememesiyle bir yere gidecek değil. Birisi kabana bir peynir koyuyorsa o fare o peyniri kendisine gıda olarak görür ama aslında onu kapan içerisine çekmek içindir. Biz fare değiliz, kimse bizi avlayamaz. Allah'ın izniyle biz bunu gösteremiyoruz. Cumhur İttifakı'nın içerisindeki partilerin hepsi her konuda aynı mı düşünüyor? Hayır. Farklı düşünemiyoruz. Ama dışarıdan böyle bir tehlike varsa biz bütün o farklılıklarımızı bir kenara bırakırız, yumruk gibi oluruz Allah'ın. Olmak zorundayız. Biz küçük şeylerle uğraşamayız. Biz aramızdaki farklılıkları kavga veya düşmanlık sebebi yapamayız. Bu vatan hepimiz. Bu bayrak hepimiz. Öyleyse hep birlikte sahip çıkacağız. Ve bu seçim de aslında bir yönde sahip çıkma seçimi. Diğerleri bir zayıflık görürse ki bize göre eğer hükümet değişikliği olursa özellikle bu sistemde parlamento çoğunluğu bir taraftayken öbür tarafta zayıf bir koalisyon ve birbirine benzemeyen partilerin biz birlikte yöneteceğiz ve oy birliğine yöneteceğiz sözünden dolayı siyasi kriz çıkma ihtimali çok çok yüksektir. Siyasi kriz çıkarsa arkasından ekonomik kriz de gelir ve Türkiye kendi etrafında yanan bu ateş çemberinin içerisine düşer ya da kendi kabuğuna çekilir, kendi burnunun dibindeki menfaatlerini bile savunamayacak pozisyona düşer. Ve bundan hepimiz birlikte zarar görürüz. Şu anda bizi birbirimize karşı kışkırtanların da gayesi budur aslında. Bizi birbirimize düşmanmış gibi, bizi ya da işte ne bileyim ihanet içerisindeymiş gibi birilerimizi karalayıp maksat birliğimizi bozmak, fitne düşürmek. İnşallah biz onlara prim vermeyeceğiz. Bütün kardeşlerimize söylüyoruz, tekrarla söylüyoruz. Lütfen gücünüzü toplayın, azminizi bileyin, kararlılığınızı ortaya koyun. Pazar günü bir daha sandığa güçlü bir şekilde gidin ve herkesin duyabileceği şekilde deyin ki bu memleketi kimin idare edeceğine bu millet karar verecek kardeşim. Amerika, Fransa, İngiltere, Almanya, Kandil, Pensilvanya buna karar veremez. Hadi oradan diyeceğiz. Hepsini bildi. Evet. Saat